Evet değerli Yama TV izleyenlerim, bugün sizlerle Solid State Role ve Relay Modül diye geçen Çin malı Role'den bahsedeceğiz. Daha önceden yorum olarak bana gelmiş, biz Role'leri kullanamadık. Role'leri kullanmaya kalktığımızda sigortalar attı. Evin sigortalarını attırıyor Role. Role'lerimiz sıkıntılı herhalde veya Role'yi kullanmayı bacaramadık şeklinde yorumlar geldi. Bunun temel sebebi şudur arkadaşlar. Normal kullanmış olduğumuz 220 voltluk elektriği, yani krizden almış olduğunuz elektriğin bir ucunu buraya, bir ucunu buraya bağladığınız zaman roleyi low'a çektiğinizde, yani GND'ye bağladığınızda veya dijital pin low dediğiniz zaman bu ikisi kısa devre yapar. Birbiriyle bağlantılı hale gelmiş olur. Tabii siz buraya bir ucunu faz, bir ucunu nötr bağlarsanız nötrle faz birbirine değeceği için kısa devre yapmış olur ve sigortanız atar. Sigortanız atmasa zaten roleniz yanar arkadaşlar. Burada bağlantı yaparken 220 voltluk elektrik geldiğinde kablolardan bir tanesini buraya gireceğiz. Diğer kabloyu ise kullanmak istediğiniz cihaza gideceğiz. Örnek veriyorum, bir lamba kullanmak istiyorsak 220 volt elektrikten gelen kablolardan nötr faz fark etmez arkadaşlar. Bir tanesini buraya gireceğiz. Diğerini ise lambaya direkt gideceğiz. Sonra buranın diğer kısmından da lambanın diğer ucuna gideceğiz. Yani örnek veriyorum, buraya fazı bağladıysak buradan aldığımız fazı lambanın fazına götüreceğiz. Nötrü ise direkt prize bağlayacağız. Yani buraya hem nötr hem faz bağlayamazsınız. Bunu bağlarsanız bunu çalıştırdığınız anda kısa devre olur. Sigorta atar, sigorta atmasa zaten yangın bile çıkabilir, çok tehlikeli. O yüzden buraya bağlayacağımız şey, fazı bağlıyorsak buradan tekrar faz alıp lambaya götüreceğiz. Nötr buraya gelmeyecek, direkt lambaya gidecek. Eğer biz buraya nötrü bağlıyorsak faz direkt lambaya gidecek, nötr buradan alınıp tekrar lambaya gidecek. Yani buraya nötr ve faz bağlanmayacak arkadaşlar. Arduino bağlantısını yaparken de DC artı denilen kısma Arduino'muzun, şöyle göstereyim, Arduino'muzun 5 voltlu. Bakın bu Solid State Role. Diğer Relay Modül diye geçen Çin malı Role'de de her şey girebilir aynı. Buradaki DC artı yazan yere Arduino'nun 5 voltlu. DC eksi yazan yere Arduino'nun eksisi, yani GND'si. Sinyal yazan yere ise Arduino'daki herhangi bir dijital pili kullanabiliriz. Ve kullanmış olduğumuz bu dijital pil, yani sinyali GND'ye çevirdiğimizde veya low dediğimizde, yani düşük seviyeye çektiğimiz anda rolemiz açılır ve buradan elektrik gider. Kullanmak istediğimiz cihazı kullanırız. Bunu arkadaşlar size şöyle Arduino programlamadan göstereyim isterseniz önce. Direkt Arduino'nun 5 voltunu ve GND'sini roleme bağlayayım. Merhaba izleyenlerim. Şu anda Arduino bağlantımı yapıyorum. Bakın burada görmüş olduğunuz rolemdeki DC artı yazan Arduino'mdaki 5 voltluk girişe, bakın üzerinde de görebilirsiniz. İkinci sıradaki DC eksi yazan Arduino'mdaki GND girişine. Üçüncü sıradaki burada trig diye yazıyor, yani tetikleme pini. Arduino'mun ikinci dijital pinine bağladım ben. Bunu istediğiniz bir pine bağlayabilirsiniz. Dijital low dediğiniz zaman artık rolemiz tetiklenir. Role bir anahtar görevi görür arkadaşlar. Bu iki ucu birleştirir. Yani anahtara basmışsınız gibi olur. Evdeki elektrikli anahtar priz gibi düşünün. Sonrasında arkadaşlar anahtara bastığımızda hangi elektriği köprülemesini istiyorum? Bakın Arduino'nun 5 voltluk çıkışından bir 5 voltu buraya verdim. Buradan da rolemi aldım. Sonra rolemin diğer ucunu ise ledlerimin olduğu artıya verdim. Buradaki ledlerimin olduğu yerdeki eksiği ise direkt Arduino'nun eksisine bağladım. Bakın eksiyle artıyı kesinlikle rolenin üzerinde bağlamıyorum. Bu kısa devreye neden oluyor. Şimdi ben burada güç kaynağı olarak da Arduino'nun kendisini kullandım. İsterseniz buradaki güç kaynağını değiştirebilirsiniz. Yani farklı bir güç kaynağı da kullanabilirsiniz. Yani artı ve eksiği bir adaptörden, şu an önümde gördüğünüz adaptör gibi bir adaptörden alarak harici beslemeyle de bunu yapabilirsiniz. Zaten kullanılma amacı bu. Role'de dışarıdaki elektriği alır. 220 voltsa 220 volt. 24 voltsa 24 volt. Bunların arasında köprüleme, anahtarlama görevi görür. Örnek veriyorum, bir kuluçka makinesi yaptınız. Kuluçka makinesinde kullanmış olduğunuz fanlar 24 voltla çalışıyorsa bunları bir role vasıtasıyla 24 voltluk bir güç kaynağını şu rolenin uçları vasıtasıyla fana bağlarsınız.
Arduino'dan kontrolünü sağlayabilirsiniz. Arduino bu fanı çalıştır veya kapat komutunu bu role sayesinde verebilir. Veya PLC tarzı cihazlar kullanıyorsanız 24 voltluk onları buradan kontrol edebilirsiniz. Veya otomatik sulama sistemi yaptınız diyelim. Evinizde su motoru var, dalgıç pompa. Bunu roleye 220 voltlardan girerek su motorunuzu çalıştırma emri verebilirsiniz. Eğer trifazsa tabii role yeterli olmayacaktır. Kontaktör gibi büyük cihazlar da kullanmanız gerekecektir arkadaşlar. Ama hani normalde solid state vana da olabilir. Öyle bir vana kullanıyorsanız zaten otomatik olarak kendisi bu 24 voltla buradan açıp kapatabilirsiniz. Şimdi ben arkadaşlar Arduino'mda bakın kodlama yapmadım henüz. Direkt trick diye adlandırılan şu tetik pinini aldım. Buradaki GND'ye bağlayacağım. Nerede GND'm benim? Şurası. Bakın GND'ye bağladığım zaman şu an GND'ye bağlı olduğu müddetçe gördüğünüz gibi ledlerim yanıyor. Ben bunu GND'den çıkartıp 5 volta bağlarsam ledlerim söner arkadaşlar. Rolenin çalışma mantığı budur. Şimdi rolemi artık ikinci dijital pinime bağlayarak tetikleme işlemini bilgisayar üzerinden Arduino programıyla yapmaya başlayalım. Burada rolenin anahtarlama yaptığını unutmayalım. Role bir anahtar demektir. Kaç voltluk elektriği bu çıkışa bağlarsanız o kadar voltluk elektriği kullandığınız cihaza götürür arkadaşlar. Evet değerli Emre TV izleyenlerim. Şu an Arduino'mun UNO versiyonunu kullanacağım. Portum ise COM6. Nereden yapıldığını daha önce anlatmıştık hangi COM'a bağlı olduğunu. COM6'da bağlı. Şimdi komutlarımı yazıyorum. İlk komutum pin mod 2 output. Yani Arduino'nun ikinci pinini bir çıkış pini olarak tanımlıyorum. Sonra da loop'ta sürekli olarak digital write 2 yani ikinci pine yaz. Neyi yaz? Digital read 2. Yani 2'yi oku, 2'den çıkan değerin zıttını ikinci pine yaz. Yani eğer ikinci pinim high'sa low yap, low'sa high yap diyorum. Sonrasında da 2 saniye bekle diyorum. Sonra bu işlemi tekrar yap diyorum. Şimdi bunu Arduino'ma yüklüyorum arkadaşlar. Kaydetmedim, iptal. Böyle basit bir kod olduğu için kaydetmeye gerek duymadım. Şu an arkadaşlar kod Arduino'ma yükleniyor. Evet arkadaşlar, kod Arduino'ma yüklendi ve şu an Arduino roleyi açıyor, ledlerim yanıyor, 2 saniye kadar duruyor, roleyi tekrar kapatıyor, ledlerim sönüyor arkadaşlar. Evet Emre TV izleyenlerim, temin solid state roleyle yapmıştık, şimdi bu Çin malı olarak geçen dandik rolelerle de göstereyim dedim. Elimde teklisi yoktu, kuluçka makinesinde kullandığım dörtlü solid state role vardı. Onu şu an kullanıyorum. İşte nedir? Isıtıcıdan aldığı değere göre ısıtıcıyı çalıştırma veya çalıştırmamak için bir roleyi kullanıyor. Fanların çalışması veya çalışmaması için diğer bir roleyi kullanıyor. İşte nem durumuna göre dışarıya hava atması veya atmaması gerektiği için diğer bir roleyi kullanıyor. İçeride nem azsa içeriye su takviyesi, su buharı takviyesi yapmak için su motorunu çalıştıran diğer role gibi role şemamız vardı. Onda kullanıyorduk bunu. Şu an ben bir tanesini bağladım sadece. Gene aynı şekilde şu solid state roleyi bağlarken kullandığımız gibi artı, eksi ve sinyal var. Bunda çok kablo olması kafanızı karıştırmasın. En sağdaki arkadaşlar VCC yazıyor üzerinde zaten. O Arduino'mda 5 volta. En soldakinde GND yazıyor. Arduino'mun GND'sine. Ben dördüncüye bağladım. Dördüncüye bağladığım için burada IN4 yazanı alıyorum. İkinci dijital pinime bağlıyorum. Aynı şekilde bakın arkadaşlar bu Çin mallarında bir de şöyle bir olay var. Always open, always closed diye iki seçeneği var bunun. Şu görmüş olduğunuz iki pinin arası her zaman için bağlantılıdır. Yani siz bu roleye elektrik vermeseniz bile bu iki pin kısa devre halindedir. Buradan elektrik her zaman için geçer. Siz bu roleye elektrik verdiğiniz anda bu ikisinin arası açılıp bununla bağlantı kurar. Dolayısıyla elektrikleri kapatmış olur. Yani şöyle söyleyeyim. Roleye siz elektrik vermediğiniz müddetçe sürekli çalışmasını istediğiniz bir şey varsa şu ikisine bağlıyorsunuz. Ama siz elektrik verdiğinizde çalışmasını istediğiniz bir şey varsa şu ikisine bağlıyorsunuz. Biz şu an elektrik verdiğimizde çalışmasını istediğimiz için şu ikisine bağladık. Eğer elektrik vermediğim müddetçe hep çalışsın deseydim şu ikisine bağlamış olacaktım bunu. Gördüğümüz gibi komutumuz neydi? 2 saniyede bir dijital pin 2'ye elektrik ver, elektrik kes şeklindeydi. Bakın ledlerimiz bir yanıyor, bir sönüyor. Biz burada
Şu görmüş olduğunuz kısımda Arduino'dan gelen şu 5 voltluk elektriği aldık. Sonra tekrar 5 voltluk artı elektriği karşı tarafın artısına götürdük. Bunun yerine 220 volt elektriğin fazını buraya getirseydik, buradan da tekrar 220 voltluk elektriğin fazını lambaya götürseydik, lambaya fazı olarak buradan bağlasaydık, nötrü ise direkt prizden veya fişten bağlasaydık, 220 voltluk lambamız çalışacaktı. Aynı işlemi su motoruna yapsaydık, su motorumuz çalışacaktı gibi. Arduino'muzda işte ısı ve nem sensörümüz olsaydı, sıcaklığa göre işte fanın çalışıp çalışmamasını ayarlayabilirdik. Toprak nem sensörümüz olduğu zaman toprağın nemine göre su motorunun çalışıp çalışmamasını bu şekilde ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi günler.